Golden sonra kura çekimi özel programında yeniden sizlerdeyiz. Futbol Park'tayız. Bugün birbirinden güzel 6 mücadele oynandı. Sefaköy'de 2 mücadele, Golden League 2. Lig'de 2 mücadele ve 1. Lig'de de yine 2 mücadele oynandı. Takımlar yarı finale adını yazdırdılar. Özellikle 1. Lig ve 2. Lig'de biraz sonra kura çekimi gerçekleştireceğiz. Sefaköy'ün yarı final ilk maçları oynandı. Onların çarşamba günü 2. mücadeleleri gerçekleşecek. Sefaköy'de maçlar şu şekildeydi. Üst soğuk su içimizdeki İrlandalılar takımını 7-1 mağlup etti. İlk maçtı bu. İkinci maçta tekrar karşı karşıya gelecekler. Ay Yıldız takımı da Brothers FC takımını 9-1 ile geçti. Yine ikinci mücadelede çarşamba günü yarı final ikinci mücadelesinde karşı karşıya gelecekler ve adını finale yazdıran iki takım ortaya çıkmış olacak. Şimdi Ümraniye 2. Lig ve 1. Lig'in yarı finalinde eşleşecek takımları kura çekimiyle belirleyeceğiz. Sağımda Dilaver Akaslan bizimle birlikte. Solumda da Ufuk Şengel bizimle birlikte. İkisine de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Yardımcı olacağınız için teşekkür ediyorum. Kısaca yorumlamak ister misiniz bugünü veya yarı final maçlarıyla ilgili? Ya şimdi başladım. Zaten 4 takım yarı finale kaldı. Yarı finaldeki takımların tamamı çok güçlü takımlar. Çok keyifli bir yarı final serisi bizi bekleyecek. Yarı final final maçları çok keyifli olacak. Canlı yayın düşünüyor musunuz? İnşallah bakalım. Tamam, çok inşallah olursa çok keyifli maçlar, çok zorlu maçlar olacak. Evet. İnşallah hak eden kazanır. Ufuk abi senden de alalım. Yani 2-3 yıldır burada belki en fanatik seyircilerden biriyim. Evimde yakın olduğu için birçok maçı da burada izliyorum. Çok çekişmeli maçlar oluyor. Bu sene ayrıyeten takımlar daha birbirleriyle centilmence yaklaşıyorlar ve hoş görüntüler sergiliyorlar. Dört takım da kuvvetli. Sezon içerisinde de yakın takip ettik. Bu süreçte hak edenin şampiyon olmasını ve centilmence bir şampiyonluk kazanmasını temenniyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de temennilerine katılıyoruz. Dilaver hocamla mutlaka katılıyordur. Keşke böyle güzel sonuçlarla karşı karşıya kalabilsek. Önce Ümraniye 2. Lig kura çekimini gerçekleştirelim. Bugün 2. Lig'de iki müthiş mücadele yaşandı. Yılmazlar İnşaat 410 müsabakası Yılmazlar İnşaat'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Gerçekten çok güzel bir mücadeleydi. Maçın sonuna kadar iki takım da maçı bırakmadı. Bir diğer mücadele sonucu en çok merak edilen sezon boyunca karşı karşıya ne zaman gelecekler ve nasıl bir mücadele ortaya çıkacak diye düşündüğümüz üçgen Galacticos 2015 takımları karşı karşıya geldiler. Şöyle bir şey oldu. Ramazan Cup kupasında üçgen Galacticos mücadelesi tabii karşı karşıya gelemediler, eşleşemediler ama bu kez eşleştiler ve üçgen Galacticos mücadelesinde Galacticos 5-2'lik bir skorla sahadan ayrılan taraf oldu. Özellikle Fatih ve Mahmut Albaz'ın çok üstün bir oyunu vardı. Tebrik ediyoruz. Her dört takımımıza da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle bir kura çekimi yapacağız. Bu fanusun içerisinde sezonun 2. Lig A grubunu lider tamamlayan ve B grubunu lider tamamlayan iki takım API ve Rotasızlar takımları. Bu fanusun içerisinde burada da bugün turu geçen takımlar Yılmazlar İnşaat ve Galacticos 2015 takımları var. İki takım seri başı iki takım ve bugün turu geçen iki takım karşı karşıya gelecek. Şimdi onların kura çekimini gerçekleştirelim. Önce Dilaver hocamdan şöyle bir karıştıralım böyle güzelce. Bakalım. Biraz geri alalım. Biraz daha karıştırayım mı? Sen bilirsin. Artık aldın. Peki. Bakalım kim geliyor? API mi? Rotasızlar mı? Kameraya doğru gösterelim. İçimden gelen... Rotasızlar mı diyecektim? API diyecektim. API diyecektim. Rotasızlar geldi. Evet, Rotasızlar takımı. Bakalım rakibi kim olacak? Ufuk abi senden alalım. Bakalım Galacticos 2015 mi yoksa Yılmazlar İnşaat Rotasızlar takımının rakibi olacak? Hep birlikte görelim. Şöyle yazalım. Rotasızların rakibi bakalım kim olacak? Hocam açabilirse. Açamam, yardımcı olayım mı? Evet, bakalım Rotasızlar takımının rakibi kim olacak? Şöyle kameraya doğru gösterelim. Yılmazlar İnşaat. Evet, Yılmazlar İnşaat Rotasızlar takımının rakibi oldu. Hemen ikincileri de alalım hocam. Karıştır iyice. Kameraya doğru gösterelim. API. Galacticos 2015. API ve Galacticos 2015 takımları karşı karşıya geldi. Yarı final mücadelesinde Rotasızlar, Yılmazlar İnşaat ve API Galacticos 2015 takımları karşı karşıya gelecek. Bu dört takımı izleme fırsatınız olur mu? Nasıl maçlar bizi bekliyor? Yani şöyle, Rotasızlar hakikaten çok iyi bir takım. Yılmazlar İnşaat bugün aldığı sonuçları zaten. Sezon boyunca aldığı sonuçları takip ettiğimiz. Zaten ilk de farkını fark ettiren bir takımdı. Evet. API yani açıkçası yani herhalde bir 5-6 maçlarını falan izledim. Benim finalci favorim. Çok keyifli maçlar olacak. Abi sen
Sen aynı gölde oynadın evet, Mazda'yla. Evet, Happy ile oynadık. Happy bize rahat yendi. Daha çok diri ve tecrübeli oyuncuları olan bir takım. Ben de kadro olarak Dilaver Hocam'a katılıyorum. Ben de Happy'yi görüyorum. Ekmek olarak, ekip favori olarak. Ama diğer takımlar da Galacticos 2015 bugün çok enerjik ve istekli bir oyun ortaya koydu. Yılmazlar Yaşat sakin bir oyun ortaya koydu. Rotasızları bu turda izleyemedik ama sezon içerisinde Rotasızlar da çok üstün bir performans sergiledi. Evet. Galacticos 2015'te Ramazan Cup'ta da oynadık. Çok aslında hani bize de master takımı olarak sahada çok güzel esnetiler sergiledik karşılıklı olarak. Hepsine de başarılar diliyorum. Hak edenin şampiyon olmasını temenni ediyorum. Evet, artık yarı finale geldik. Hepsi birbirinden güçlü takımlarımız. Evet. Çok güzel mücadelelere bizi bekliyor. İkinci ligde eşleşmeler Rotasızlar, Yılmazlar, Şahat ve Galacticos 2015 API takımları çarşamba günü yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Ve işte artık en önemli noktaya geldik. Herkesin merakla beklediği. Şimdi burada iki topumuz var. Orada da iki topumuz var. Burada sezonu birinci ve ikinci sırada tamamlayan iki takımımız Anadolu Yıldızları FC Monte Carlo takımları var. Burada da Göztepe ve Los Galacticos takımları var. Bakalım hangi takımlar karşı karşıya. İşinden hangi takım geçiyor abi? Monte geç. Monte. Evet. Monte ile eşleşemeyeceksin ama. Güzel. Monte ile sadece aynı fanusta olabiliyorsunuz. O zaman çok %90 Los çıkıyor. Burada bir ironi mi var acaba? Monte derken finalde karşılaşırız mı demek istedin? Neyse, tamam. Gaza gelmedi. Tamam. Gaza gelmedi. Ufuk abi sen nasıl bir eşleşme bekliyorsun? Ben de Dilaver Hoca'ya katılıyorum. Sanki Anadolu Yıldızları'yla Los Galacticos'a eşleşecek gibi hissediyorum. Hadi bakalım. Yavaş yavaş çekelim. Önce Dilaver Hoca maçını bir heyecan yapalım. Tamam. Hadi. Hocam başlayayım. Fark etmez. Bakalım Anadolu Yıldızları mı yoksa FC Monte Carlo mu ve Monte Carlo'yu çektim. Evet. Bakalım Monte Carlo'nun rakibi kim olacak? Geliyor. Yavaş yavaş abi heyecan yok. Monte Carlo'nun rakibi kim olacak? Monte Carlo'nun rakibi kim olacak ve Göztepe? Evet, Monte Carlo'nun rakibi Göztepe oldu. Anadolu Yıldızları ile Los Galacticos'ta eşleştiler gibi. Bakalım kağıttan kağıttan başka takımlar çıkmazsa ya. Anadolu Yıldızları ve Los Galacticos. Evet, iki tarafa yazdık. Birini beğenmedik, bir daha yazdık. Enteresan bir eşleşme oldu. Beklenen gibi mi acaba? Sonucu merak edilen iki mücadele. Ya şimdi zaten yarı finaldeyiz. Yarı finalde oynayacak rakip kim olursa olsun Monte olmayacaktı. Göztepe ya da Los olacaktı. Evet. Tanıdığımız bir takım. Yani bence son derece çekişmeli, güzel bir maç oldu. Hak eden kazansın. Teşekkür ediyoruz. Ufuk abi sen nasıl yorumlarsın bu mücadelede? Ben de şimdi teknik direktörlerin gözüne bakarsam yani haftalardır artık takımlar birbirini fazlasıyla izlediler. Yani, takım yaparken de rakibi bir daha izleme gibi bir şeyleri de gayet bilerek çıkacaklar. Dört takım da birbirini tanıyor. Bu saatten sonra yani en çok isteyen, en çok mücadele eden şampiyon olacak diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum hepsine. Zevkle izleyeceğiz. Yani bu maçlar zor maçlar, yarı final maçları. Tabii doğal olarak sadece en çok isteyen değil, aynı zamanda gününde olan. Hem gününde olan hem tam kadro gelebilen malum yazdığı dönem. İnsanlar sağda solda olabilir. Diğer yandan biraz şansın da, topun da sevmesi önemli. Stresini kontrol eden, sinirlerini kontrol eden takımlar başarılı olacak diye düşünüyorum. Güzel bir maç olacak. Bizim maçımızdan beklediğimiz bir maçtı. Normal sezonda kazanmıştık. İnşallah o başarımızı yarı final maçında da kazanarak bence Monte Carlo ile final oynarız. Hadi bakalım. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Kura çekiminde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çarşamba günü oynanacak maçlar Monte Carlo, Göztepe, Anadolu Yıldızları, Los Galacticos, Rotasızlar, Yılmazlar İnşaat ve Galacticos 2015 API takımları yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Gerçekten muhteşem mücadeleler bizi bekliyor. Her 8 takımımıza da ve Sefaköy'deki 4 takımımıza birlikte 12 takımımıza da başarılar diliyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.